Aslanlar Lojistik, uluslararası lojistik şirketinin yetkilisiyim. Mesut Aslanlar ismim. Firmamız 2002 yılında Gaziantep'te kurulmuş olup 3. nesil olarak mesleğe devam etmekteyiz. İçinde bulunduğumuz sektörde 3. kuşak olarak baba ve babamdan önceki dedenin devam ettirdiği şekilde hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Firmamız bugüne kadar hep TNT'li araçlarla çalışmış olup yine Balkan hattında hizmet vermekteyiz. Çalıştığımız hatta Balkanlar üzerinde, özellikle 2019 yılı ile 2020 yılı arasında ortalama bir düşüş oldu. Tabii bu 2020 yılında bu salgın hastalık sebebiyle 3. aydan sonraki dönemde daha da belirginleşti. Bu dönem bizi ve tüm sektörümdeki arkadaşlarımı olumsuz etkiledi. Geçen seneye nazaran taşıma sayılarımız azaldı. Şimdi pandemi sürecinde bizim ve tüm sektörümüzün en büyük etkilendiği durum şu oldu. 14 günlük karantina süresi ve ülkelerin kendilerine göre almış oldukları virüsün kendi ülkelerine sıçramamasından dolayı sınır geçişlerine kapatılması gibi sebeplerden tüm sektörümüz olumsuz etkilendi. Bunlar da bize maliyet olarak ters tepkiler yarattı. Tabii sektörümüzde bu da ister istemez bizim maddi anlamda zararlarımızı ortaya getirdi yani. Balkanlar bölgesinde yani sınır kapatma olayı olmadı ama tedbirleri yükselttiler. Özellikle İran, Irak, Türkmenistan gibi devletlerin kendilerine önlem olarak, tedbir olarak aldıkları ve sınırlarını kapatmaları sonucu sektörümüz bayağı bir yani zarar görmüş oldu orada. Şoförlerimiz ciddi anlamda sıkıntılar yaşadı. Ama Allah'a şükür normalleşme sürecinde de bunları atlattık. Lojistik sektörü, hizmet sektörü. Ölmeyecek bir sektör. Kendi çocuklarıma tavsiye ederim. Tabii içinde kronik zaman zaman sıkıntılar olsa da bu tip sorunları ister istemez beraberimizde götürüyoruz. Şimdi sektörümüzün en büyük yaşadığı sorunlardan bir tanesi maliyetlerin çok yükselmiş olması. Sigorta, şoför, vize. Özellikle sigorta çok büyük bize zarar veren, bizim karımızın çoğunu götüren maliyetlerden birisi. Hani bu konuda bunu yetkililer gereken önlemleri almış, yapmış olsalar bile bir türlü bu sigorta yükünü hafifletemedik. Sektörde hani olduğu günden beri sıkıntılar devam etmekte. Özellikle şoför sıkıntısı. Ondan sonra dediğim gibi bu sigorta yükü, maliyet sıkıntısı, vize ile ilgili yaşadığımız problemler, rekabet en büyük anlamda birbirimize olan, müşterilerimize olan, fiyat anlamında rekabet. Bunlar bizi çok etkiliyor. Etkilenmiyor desek yalan söyleriz. Ama bu yani bugün olmuş bir sorun değil. Yıllardır lojistik sektörünün ve tüm sektörümüzün çekmiş olduğu ve sırtımızda artık kamur gibi taşıdığımız sorunlar bunlar. Bunları dolayısıyla hani gerek Ulaştırma Bakanlığı, gerekse bizim sektörümüzün dernek kuruluşları gerekli yerlere, gerekli müracaatlara bulunup ellerinden geleni yapsalar da bir türlü bunları atlatamadık. Dijitalleşme, lojistik sektöründe bize kırtasiye yükü anlamında çok büyük faydalar sağlamış olup ve gümrüklerde geçiş süreçlerinde şoförlerimizi ve transit sürelerinin bize en az bir gün, iki gün daha da hızlandırdığını biliyoruz ve kabul ediyoruz. Dijitalleşme, örneğin bir tır karnesiyle sonradan çıkan teminat firmaları arasındaki transit rejiminde kullanmış olduğumuz T1, T2 dediğimiz evraklar bizim yükümüzü bayağı bir hafifletmiş olup sürelerini de hızlandırmıştır. Dijitalleşme halen de sektörümüzde devam etmekte olup gerçekten yani lojistik sektöründe ve hizmet sektöründe bizi daha da hızlandırmıştır.